Merhaba arkadaşlar, mutfağım hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3 renkli burak tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 4 tane yufka Yarım kilo ıspanak 4 adet büyük havuç ve biraz maydanoz 1 yemek kaşığı domates salçası Yarım tatlı kaşığı kuru nane. Yarım tatlı kaşığı kimyon. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Zeytinyağı. Tuz. Soğan. 250 gram kima. 2 tane yumurtanın sarısı. İlk önce soğanımızı döreceğiz. Tavamın üstüne koyacağız ve biraz yağ koyuyoruz. Yağımız biraz ısındıktan sonra soğanlarımızı, dördük soğanlarımızı koyacağız. İyi bir şekilde karıştırıyoruz. Biraz piştiği zaman da kıymamızı ilave ediyoruz. Etimizi iyi bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi ben etim kaynamayı bıraktım ve şimdi maydanozumu dövmeye başladım. Etimize bakalım. Şimdi domates salçamızı ilave ettik. Birbirine karıştırıyoruz. Kimyonumuzu koyalım. Kurununamiz de koyalım. Karabiber ve tuzumuz. Evet, şimdi karıştırıyoruz. Maydanozumuz etin üstüne koyacağız. Şimdi ocağımız altına kapatıyoruz. Havucumuz rendelenmeye başlayacağız. Havucumuz bitirdikten sonra bir kaseye içerisine koyacağız. Biraz zeytinyağı koyduk. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi ıspanağımızı dörmeye başlayacağız. Süpenamız dördükten sonra geniş bir tabağı içerisine koyduk. Bir yemek kaşığı yağ koyalım. Ve bir tatlı kaşığı kadar tuz. Birbirine ile karıştırın Şimdi spanamız iyi bir şekilde bastırın ve sudan süzlüyoruz Tezgahın üstüne bir tane yufka koydum. Üstüne rendelenmiş havucumuz koyacağız. Havucumuzu her yerde koyun. Kenarları bu şekilde kapatın. İkinci taraf da aynı şekilde kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi yufkan bu şekilde rulo gibi yapıyorum. Bir kenara koyacağız. Diğer yufkamı alayım. İyi bir şekilde açıyoruz İspanak harcımızı getirelim ve bu şekilde ifkam üstüne yerleştireceğiz Kenarları kapatıyoruz. ve yine de rulo şekli gibi yapıyoruz. Kenara bırakalım. Şimdi son yufkamı da hazırlayacağım. Kimam harcımı koyayım. Bu şekilde yerleştiriyoruz ve aynı şekilde gibi hazırlayacağız. Şimdi dördüncü yufka alayım ve açmaya başlayayım. Biraz zeytinyağı getirdim. Şimdi ben bunu zeytinyağı ile yağlayacağım. Her yer yağlı olacak tabii ki de. Şimdi ben az önce hazırladığım yufkalar bir tanesi seçeyim ve, ve dördüncü yufka ortasına koyacağız. Ve ikincisini yanında da koyalım. ve sonuncusu üstüne koyacağız. Şimdi buradaki kenar aldım ve buraya üstüne koydum. Kenarları kapatın. Ve hepsine bu şekilde sarılıyoruz. bir tane bıçağı alın ve iki parmağa kadar kesiyoruz. Şimdi kestik parçalarımızı fırın tepsisine içerisine koyacağız ve tabii ki de fırın tepsimizin üstüne pişirme kadı koyun. Hepsini fırın tepsisine içine yerleştirdikten sonra iki yumurtanın sarısı alayım ve karıştırırım. Şimdi bir fırçayla böreğim kenarları ve üstüne yumurtanın sarısı koyacağız. Isıtılmış fırında 200 derece ile altı ve üstü açtık. Böreğim fırın tepsisini içerisine koyacağız. 50 dakika kadar fırının içerisine bırakacağız. 50 dakika geçtikten sonra böreğimize bakalım. Bugün tarifim için son hali budur. inşallah beğenmişsiniz. Şimdi ben bunun servis tabanı koyacağım. Bugün için tarifimiz sonuna geldik. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.